Kenan. Asıl bütün hayatını o serserinin yanında çürütmen, bütün güzelliğini, gençliğini o meteliksize layık görmen çılgınlığın en büyüğü. Amcam hiçbir zaman beni kabul etmiş. Ağzını bile açamayacak. Bütün yük benim omuzlarımda. Evli bir kadını kaçırmamı, onunla evlenmek isteyişimi hoş görmese bile ağzını açıp tek kelime söyleyemeyecek. Bütün idare bende diyorum sana. Bir elimi çektim bir işten tepesi taklak gider. Ne şirket kalır ne fabrika. Her şeyi hazırladım ben. Kocana bırakacağım mektubu bile. Korkma, göreceksin nasıl düzelecek her şey. Her şeyimsin, sen benim her şeyim. Gittim Elin. İnanmıyor musun bana? Ama babamı karşılamaya gidecektik onunla. İstersen seni ben götüreyim Fatoş'a. İster misin? Götürürsün değil mi abla? Götürürsün değil mi? Fatoş! Fatoş! Benim yavrum! Baba! Babacığım! Canım benim! Canım Fatoş'um benim. Bir tanecik. Öyle özledim ki seni babacığım. Annen nerede? Doktora gitti. Doktora mı? Hoş geldin Fikri. Hoş bulduk biz. Sevda nerede? Fatoş, babana aldığın hediyeyi bizim evde unuttun. Onu getirmeyecek misin? Bunu atacağım. Hadi. Darılır mı Fatoş? Hadi koş bakalım. Ne var? Bir şey mi oldu? Sevda sana bırakmış bunu. Sana bu satırları ne zamandan beri yazmak istiyordum bize? Evlendiğimiz günden beri geçirdiğim yoksulluğa ve sefalete tahammülüm kalmadı artık. Bütün hayatımı, gençliğimi ve güzelliğimi bundan sonra o mahalle köşesinde yıpratmak istemiyorum. Fatoş'a gelince hiçbir zaman çocuğumuz olsun istememiştim. Onu sana bırakıyorum. Boşanma meselesine gelince evleneceğim erkekle görüşeceğini ümit ederim. Kime kaçtı? Kime kaçtı? Kime kaçtı diyorum sana? Kenan Bey. Kenan, patronun yeğeni mi? Evet. Bu sabah otomobille geldi. Fikret! Nerede? Bırak bu kırıntıyı. Amcamdan korkuyorsan boşuna, bal gibi kabul edecek. Kocana gelince, ben yanında olduktan sonra kimse kılına dokunamaz senin. Affedersiniz efendim, Hulusi Bey sizinle görüşmeye geliyorlar. Çık çık çabuk çabuk! Daha hızlı, daha hızlı! Evel Allah abi! Sadece bu şerefsiz hareketin hesabını soracağım senden, o kadar. Amca, kimdir bu kadın? Tanımazsınız. Tanımak istiyorum. Derhal cevap vermediğin takdirde kendisini bu evden atmasını da bilirim. Kimdir diyorum sana? Yoksa Fikret Usta'nın karısı mı? Demek biliyorsun. Onu kasten Anadolu'da tamirhane tamirhane dolaştırmandan şüphelenmişler, bana söylediler. Oğlum diye bağrıma bastığım, bütün işlerimin idaresini eline verdiğim yeğenimin bu kadar şerefsiz, bu kadar... Hakaret edemezsiniz bana. O kadını şerefli evime sokmakla bana hakareti sen ediyorsun. Derhal terk edecek bu evi. Onun gitmesi benim de gitmem demek olur. Hem de bir daha dönmemek üzere.
Beni işlerinin idaresiyle tehdit edeceksen hiç kimseden, hiçbir şeyden korkum yok benim. Bu ihtiyar halimle gene masamın başına geçer, ölünceye kadar çalışırım. Sana gelince bütün mirasımdan mahrum ederim seni. Anladın mı? Son sözüm bu Kenan. Ya o kadın, ya ailen, ya amcan, ya işin. Restinizi görüyorum amca bey. Demek feda ediyorsun beni. Buyurun, idare edin işlerinizi. Ne dedi? Hiç. Sadece birkaç gün uzaklaşmamız lazım buradan. Kendine gel sevgilim. Bu yaşta dayanamaz çalışmaya. Bir haftaya kalmaz gene çağırır beni, yemin ediyorum. Bırakın! İstiyorsun, bırakın diyorum size! Ne oluyorsun be? Bırakın! Kocam! Doğru anne, yalnız bırakın bizi. Nerede o namussuz? Sana her şeyi anlatacağım. Neyi anlatacaksınız ha? Neyi anlatacaksınız? Senelerce yanınızda sadakatle çalıştım. Mükafatı da bu oyun oldu ha? Ailemi geçindirmek için her istediğinize katlandım. Gurbetlerde şehir şehir tutturdunuz beni. Evladım. Evladım mı, yalan mı? Siz beni kasten yolladınız Anadolu'ya. Evimden uzaklarda, makine başlarında sabahladığım gecelerde o itin, o köpeğin karıma hayatını biliyordunuz. Siz de onun kadar alçak, şerefsiz, öz düşmanısınız. Nerede o alçak, söyle. Doğru bilmiyorum. Söyle, nerede diyorum. Yemin ederim. Söyle nerede. Nerede diyorum, doğru. Konuş, köpek gibi gebertirim seni. Dur. Nerede? Ah, yapma, kovdum onları. Yalan. Buradalar, sen satıyorsun onları. Onu söylüyorum, bırak. Kenan'ın arabasını gördüm dışarıda. Neredeler diyorum, söyle, söyle. Bilmiyorum, bilmiyorum. Nerede diyorum sana, söyle nerede diyorum. Elyasından mahrum ettim. Kovdum evimden. İstersen bu öldür beni ama şerefime laf etme. Yapma Elza. Boşuna elini kana bulamaz. Kenan. Nefret ediyorum bu yaptığınızı, nefret ediyorum senden. Kendine gel Sevda. İşe beraber başladık, beraber bitireceğiz. Aksi halde çocuğunun başına bir kaza gelmesini istemezsin sanırım. Kıpırdama. Kıpırdama yersin kurşunu. Çağırın polisi. Biraz cesaret. Biraz cesaret, anladın mı? Göreceksin, bütün dünyayı sereceğim ayaklarının altına. İnanıyorsun bana değil mi? Şahitleri dinlenmesine geçiyoruz. Şahit Hüseyin oğlu Arif. İçeri girdiğimde elinde tabancayla Hulusi Bey'in yanındaydı. Zavallı öldürmesin diye çok yalvarmıştı. İçeride Hulusi Bey'le kavga ediyordu. Gebertirim seni diye bağırdı katil. Sonra Hulusi Bey ellerini kana bulama diye yalvardı. Evet efendim. Vur öldür ama şerefine laf etme dedi beyefendi. Ama silahı çektiği gibi vurdu canavar. Tabancadaki parmak izlerinin katil Fikret'e ait olduğu tespit edilmiştir efendim. İçeri girdiğimde tabancası elindeydi. Bana da 3 kere ateş etti. Allah'tan silahı ateş almadı. Herkes şahittir hakim bey. Ne diyeceğin var mı senin? Evet. Elimden gelseydi öldürürdüm onu.
Beni Anadolu'da şehir şehir dolaştıran, ailenden, evinden uzak tutan budur. Biliyor musunuz niçin? Karımı hayata binmek, ırzına el uzatmak için. Yalan mı ha? Yalan mı? Peki, bir diyeceğiniz var mı sizin? Kimseyi hayatımıya tenezzül etmem hakim bey. Karısını uzun zamandır tanırım. Ama kendisini bana tanıştıran ve utanarak söylüyorum baş başa kalmamızı bile temin eden bizzat Fikret'tir. Hakim bey! Müdahale istemem. Yalan, yalan söylüyor hakim bey, yalan! Babacım ne olur! Kendine gel. Yalan! Kendinize gelin diyorum size. Doğru mu Kenan Bey'in bütün bu söyledikleri? Cevabını bekliyorum. Kocan ağır bir itham aldın. Bunun cevabını ancak sen verebilirsin. Doğru mu? Doğru efendim. Sevda, nasıl söylersin bunu Sevda? Kenan'ın beni ciddi şekilde sevdiğini anlayınca çılgına döndü. Hepimizi tehdide başladı. Artık bu duruma dayanamıyordum. Çocuğu bırakarak kaçmaya mecbur oldum. Şerefli bir adamım. Fakirim ama mağrurum. Dünyada hiçbir zaman namusuma toz kondurmadım hakim bey. Ailemi geçindirmek için bütün gücümle çalışıyordum. Geçiniyorduk da. Bu kadına gelince söyleyecek hiçbir şeyim yok. Beni anlıyorsunuz değil mi? Deliller ve şahitlerin şehadetleriyle sabit olduğu cihetle kendisinin Türk Ceza Kanunu'nun 451. maddesinin 3. fıkrası mucibince 24 sene ağır hapsine ve ortada hafifletici sebeplerin bulunmayışı nazar itibarı... Sana cephe etmedim ki, gönlümü incitmedim ki. Sana cephe etmedim ki, gönlümü incitmedim ki. Terk edip de gitmedim ki, terk edip de gitmedim ki. Sen aşk nedir? Sen aşk nedir? Bilmez misin? Bilmez. Sen aşk nedir sevgilim? Bilmez misin? Sen aşk nedir? Sen aşk nedir? Bilmez misin? Bilmez misin? Sen aşk nedir sevgilim? Bilmez misin? Sen aşk nedir sevgilim, bilmez misin? Bak ne güzel şeyler abla. Çok güzel. Siz yenisiniz galiba. Ya pek yeni sayılmayız. Halil Bey patron eski tanıdık. İşsiz kaldım dedim, gel tiyatroya idare işlerine bak, birkaç kuruş yolunu bulursun dedi. Kardeşin mi? Şey, bir arkadaşın kızı. Ama çok yakın bir arkadaşım. Allah bağışlasın. Bundan sonra hep iyi arkadaşım. Tabii, çok büyük amca. Çok güzel be, yaşa kız. Beraber çalışacağımıza çok memnun oldum. İyi geceler efendim. Ya, size de kızım. Uykularında seni sayıklıyor. Onu eğlendirmek, avutmak için elimden geldiği kadar çalışıyorum Fikret. Bu işimde bir de yardımcım var. Dünyanın en iyi, en pomponlu sanı. Bizim tiyatronun Fatoş'un postayık amcası her gün erkenden gelip Fatoş'u evden alıyor. Bırak şu mektup okumayı da gel bir şeyler yiyelim. Fatoş da zavallı ilk yere yapmadığını bırakmıyor.
rakı gibiyim. Atla görelim. Sene gibi hızlı çakır seni. Bu kaçıncı oluyor? Ben size şimdi göstereyim. Kusura bakma bacı. At şu topu. Ya bir top için yapılır mı bu? Ne haber Fıstık amca? Nafile be kız. Bir tek balık vurmuyor. Aa, ablama söz verdim. Böyle şimdi tutmadan eve döndüm. Hemşerim. Sana zahmet olacak. Şu ipi atıversene. Abi. Abi ben atarım Fıstık amca. Al bakalım. Sağ ol be cimcime. Sen de sağ ol. Cimcim gel. Nereye Fıstık amca? Ben namaza. Sen de avluda kuşlarla oynarsın. Yok, ben de gelmek istiyorum Fıstık amca. Allah'ım, büyük Allah. Sen herkese iyilik eden, herkese affeden büyük Allah'sın. Ne olur, babamı kurtar Allah. Sen de biliyorsun onu ne kadar istediğini. Ne olur, babamı bana gönder. Onu sen koru Allah'ım. Ablamı da koru. Fıstık amcayı da koru. Herkese, herkese iyilik ver Allah'ım. Sen dualarımı kabul et ya Rabbim. Amin. Amin. Yo Hakkı abi, efkar mı dağıtıyor seninki? Çekil oradan hadi, bozma adamın kafasını. Hayrola Fikret. Hayır olsa gelir beni mi bulurdu kardeş? Allah etmesin ölüm falan. Ondan da beter. Karı kızı yanına almak için mahkemeye başvurmuş. Kızınızın geçirdiği sefil hayatı en ufak teferruatına kadar tespit ettik hanımefendi. Mahkemenin kızımızı pek yaşlıda size teslim edeceğimi söz verebilirim. Pekala. Teşekkür ederim efendim. Girebilirsin. Nasıl, memnun musun? Bilmem. Beni yanlış anlama sevgilim. Ama mahkemede suratıma öyle düşmanca bir bakışı vardı ki hiç gözümün önünden gitmiyor. Nihayet çocuk canım. Birkaç parça oyuncağı tav olur gider. Kenan. Bizden hiç şüphe etmiyorlar değil mi? Nereden çıkardın şüpheyi? Katil Sinop'un damlarında. Ve amcamın mirası da cebimde. Bu kadar bol paranın önünde herkesin eğilmesi gayet normal sevgilim. Annesi Fatoş'u yanına almak için dava açmış. He? Felaket bu, dayanmaz Fikret, dayanamam. Fatoş bir şey duymasın yavrum. Fıstık amca! Bak, ben hazırım Fıstık amca. Nasıl, güzel mi? Hadi sen de gelsene, hazır mısın? Öyle mi? Ben de hazırım. Dur bir dakika. Ne olursun, mayosunu çok merak ediyorum. Nasıl şeydir acaba? Masallardaki devlere benzemişsin Fıstık amca. Ulan Cimcim. Sen beni rezil et. Ay karabim ay. Şu uzun gecenin gecesi olsam evin bacası olsa anam, anam, anam. Dediler ki nazlı yârim, sokakta başın
yanında okuyan kocası olsa bağım. Anam, anam. Evlerinin önü üç ay sınar. Dinlerim tutuşur yüreğim yanar. Aman, anam, anam. Eşinden ayrılsam böyle mi yanar? Anam, anam. Hangi derdi ne yanamana, aman aman. Katipler oturmuş yazıya bakmaz. İnsan sevdiğini dilden bırakmaz, aman, aman, aman. Hey Allah'tan korkmaz kurban, utanmaz. Gönül defterim bendin mi beni Sen daha yatmayacak mısın abla? Geliyorum yavrum. Duan bitti mi? Hı hı. Babamı kurtarması için yalvardım Allah'a. Sonra beni senden ve Pusbik amcadan ayırmasın diye dua ettim. Bir şey için daha dua ettim ama söyleme. Merak ettin mi? Hayır. Ama seninle babam hakkında... Hı? Ama söylemem utanır. O kadar merak ettin de söyleyeyim bari. İnşallah babam kurtulur da biz, yani sen, ben, babam hep bir arada oluruz dedi. Ama yavrum anne... Canım, canım bir tanem. Seni ne kadar çok sevdiğimi biliyorsun değil mi? Ya ben ablacığım, ya ben? Seni hiçbir zaman hiç kimseye bırakmayacağımı biliyorsun değil mi yavrum? Bir gün seni zorla alacak olsalar da seni hiç... Kim beni zorla alacak abla? Artık kocaman kızsın Fatoş. Büyük, anlayışlı ve cesur bir kızsın. Sana bir şey söylemeye mecburum yavrum. Yoksa babama bir şey mi oldu? Hayır yavrum. Annen. Ne oldu anneme? Annen seni yanına almak için dava açmış. Yarın mahkemeye gideceğiz seninle. Ablacığım. Yalvarırım, bırakma beni ablacığım. Bir kenar mahallede her türlü medeni ihtiyaçlardan uzak, sefil bir hayat sürmesini hiçbir insan vicdanı hoş göremez. Zavallı yavrunun tiyatrolarda, perde aralarında, gayri ahlaki şartlar altında süründüğünü tespit ettik. Adaletin pençesinde layık olduğu cezayı bulan, vicdansız bir katilin zulmünden kurtulmuş olan annesi Sayın Sevda Güner, çocuğu Fatoş'a çok iyi bakabilecek bir durumda. Yavrusunu bütün imkanlarıyla cemiyete faydalı bir insan olarak yetiştirmek ve zavallının geçirdiği yoksul ve sefil hayata bir son vermek azmindedir. Sayın Yargıç, kalbi evlat hasretiyle çarpan şu asil annenin ıstırabını dindirin saygılarımla. Yaklaş bakalım küçük hanım. Seni annenin yanına versem ister misin küçük? Hayır hakim bey. Ama niçin? İnsan annesini sevmez mi? Babama ne kadar kötülük ettiğini bir bilseydim siz de sevmezdiniz efendim. Nasıl kötülük kızım? Bir an rahat ettirmezdi zavallıya. Hep para diye kavga çıkarırdı. Babamın bana pabuç almak için verdiği parayı bile kendine alırdı. Anadolu'ya git çalış diye her gün kavga çıkarırdı. Geceleri beni erkenden yatırır, sonra evden kaçardı. Yapayalnız karanlıkta bırakırdı beni. Babana söylersen gebertirim derdi. Her gece dişçiye giderdi. Dişçiler yalnız geceleri çalışırlar amca. Devam et kızım. Babama herkesin önünde katil dedi. Benim babam katil mi hakim bey? Kimseyi öldürmez o.
Bir gün evde fare tutmuştu da onu bile öldüremedi. Yavrum, annenin elinde seni iyi yetiştirmek için bütün imkanlar var. Okuman lazım. Söz veriyorum hakim bey. Ben yine okurum. Çok çok terbiyeli çocuk olurum. Paraya gelince istemem. Hepsi onun olsun. Seni isteyen annenin arzusuna hem de iyi ve kültürlü bir kız olarak yetişmene faydalı olur kanaatiyle annene teslim ediyorum yavrum. Abla, yalvarırım kurtar beni ablacığım, ne olur. Postbeyik amca, kurtar beni amca, ne olur. Almayın beni, almayın beni. Polislerin kucağında çıkartırlarken beni kurtar ablacığım diye feryat edişi bir türlü kulaklarımdan gitmiyor. Onu yalnız bırakmıyorum. Köşkün bahçe duvarında gizli bir buluşma yerimiz var. Nerede acaba? Postbeyik amca! Fatoş! Günaydın Fatoş. Bahçe içinde gizlice buluşurlarken yakaladım. O mıymısı ki bizle mi? Hı-hı. Ablam o da mı? Ya ben senin annen değil miyim? Kötünü kestin sen bize. Babamı sen ayırdın benden. Kızım, yavrum benim. Bilemezsin. Çocuksun daha, anlatamam ki sana. Versin şamatayı. Sırası mı nasihatin şimdi? Selime. Buyurun efendim. Benden izinsiz odasından dışarı çıkmayacak yaramaz. Anlaşıldı mı? Şiddetli bir sinir krizi. Hasta devamlı müşahedem altında kalacak. Buradan ayrılmamalı. Bütün kuleler alarm. Devirden bir mahkum kaçtı. Alo, alo. Bütün karakollara ihbar. Dikkat! Dikkat! Sinop hapishanesinden kamyonla kaçan bir katil orman yoluna doğru takip ediliyor. Vay sevgili, o işi bilin mi ya?
Sabahın seher vaktinde Ali'yi gördüm Ali'yi. Yüzümü dizine sürdüm, Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi gördüm Ali. Amberi gördüm çayında, günler açar bozdağında, Musa yine turdağında, Ali'yi gördüm Ali'yi, Ali'yi gördüm Ali'yi, Ali'yi gördüm Ali'yi. Ali'yi gördüm Meşhede, katım yanar bir şişede, yedi iklim dört köşede, Ali'yi gördüm Ali'yi, Ali'yi gördüm Ali'yi, Ali'yi gördüm Ali'yi. Üzülme be, gün doğmadan neler doğar. Doğanlar hep zenginler, kuvvetliler için doğuyor postayı. Öyle deme kız. Hani biraz kusursuz olacak ama... kusurumu bağışla. Patos'un babasıyla aranızda geçmiş bir gönül macerası. Bin ciltlik kitap yazsaydın daha açık konuşamazdın kız. Acaba hakikaten suçsuz muydu o delikanlı? Yemin ederim. Kimseyi öldürmedi. Ya. Ya karısının o ithamı, o şerefsizlik? Yalan. Dünyanın en mert insanıdır. Asıl sevda aldatıyordu onu. Her gece evden kaçarken gözümle görürdüm onları. Sokağın altında arabayla beklerdi onu anlatıp. Sonra gider korkmasın diye Fatoş'u beklerdi. İşe gelmediğim, kovulmakla tehdit edildiğim geceler olurdu. Sırf Fikret duymasın diye. Abla! Fatoş! Ablacığım! Gel, gel! Delirdiniz mi be? Hemen gidiyoruz. Nereye? Fatoş'u bulamayacakları bir yere. Hadi hazırlanın. Çabuk hadi. Fatoş. Fatoş. Günaydın kızım. Fatoş. Kenan. Kenan. Fatoş kaçmış. Muhterem babalar da kaçmışlar. Kim? Al oku. Polis İstanbul'a gelip bizi öldürmesinden korkuyormuş. Kılımıza bile dokunamaz. Yakalarlar değil mi Kenan? Yakalarlar. Alo. Seni istiyorlar. Buyurun. Kenan Güner. Emniyet Müdürlüğü mü? Evet, ta kendisi. Gazeteleri okuduğunuz değil miydi derim? Tahmin edeceğiniz gibi niyeti sadece sizi öldürüp intikamını almak. Tabii İstanbul'a gelebilirse. Herhalde şu anda yakalanmıştır zannederim. Maalesef şu ana kadar jandarmanın kurduğu üç çemberi de yarmaya muvaffak oldu. İstanbul asfaltına çıkabilirse buraya gelmesini önlemek çok zor olur. İhtiyatın evden ayrılmamanızı rica edeceğiz Kenan Bey. İkinizin hayatı da tehlikede. İyi günler. İyi günler. Yakalayamamışlar değil mi? Korkma, öylesini çok gördük biz. (Gülüyor)
çemberiyle yararak kaçıyor. İstanbul asfaltı üzerinde bütün köprüleri tutun. Bütün karakollara talimat. Dikkat dikkat. Bütün karakollar. Görmedim diyorum sizi. Nerede olduğunu da bilmiyorum. Yalan söylüyorsun. Çocuğun kaçacak başka yeri yok. Nereye gidebilirsin? Annesi olarak bunu bilmek sizin vazifeniz. Her yeri aradık beyler. Evde çocuk yok. Bunun hesabını sizden sorarım çıkanım. Daha önce sizden işlediğiniz cinayetin hesabını soran çıkmazsa beyefendi. Burada beni bulamazlar değil mi postu yıkandı? Bulamazlar evladım. Ama ya babam, o gelirse? He? Bırakacaklar babamı değil mi amca? Onun günahsız olduğunu anlayacaklar değil mi? Anlayacaklar yavrum. Onu bir gün kendi elimle getireceğim sana inşallah. İnşallah. Yakalanmadı mı? Son aldığımız habere göre Ankara-İstanbul asfaltı üzerinde izini kaybettirmeye muvaffak oldu. Evinizin etrafında tertibat aldık Kenan Bey. Zahmet etmişsiniz. Ben kendisini karşılamasını bilirim. Kaç kişi var elinde güvenebileceğin? İstediğin kadar abi. Eli silah tutanlardan 10 kişi kadar misafirim olacaksınız birkaç gün. Emredersin abi. Benden izinsiz eve hiç kimse girmeyecek, anlaşıldı mı? Sen bana bırak abi. Que se veía era muy linda, pero nunca yo me imaginé que pudiera verla irada caminando por la calle del barrio de Santa Cruz y del brazo una gitana que se veía como tú. Que sí, señor, sí, como tú. Que sí, señor, no, como tú. Por tu sonrisa, tu modo de hablar, de amar y besar, de acariciar, de tu sentimental, tu forma de enseñar, y el modo sexual que tiene de andar. ¡Ey, Osman! ¿Quién va a rodar? Recep sen misin? Ne istiyorsun? Beni çağırmadın mı sen? Yo. Peki. Allah kahretsin be. Evrak çantasını aldık mı? Hayır abi, emretmediniz ki. Mühim evrakı içinde unuttum. Dönüp almamız lazım. Oh,
de la Macarena una bendición. Ay, pa' que siempre se nos quiera alma, cuerpo y corazón. Pa' que siempre se nos quiera alma, cuerpo y corazón. Ne istedin benden? Ne istedin yavrumuzdan ha? Yalvarırım, ne istersen yapacağım. İtiraf edeceksin, yalan mı? Ne istersen, ne istersen yapacağım. En ufak bir sesle köpek gibi gebertirim. Emniyete telefon edeceğiz. Katilin Kenan olduğunu ve mahkemede yalan söylediğini itiraf edeceksin onlara. Alo, buyurun. Konuş. En ufak bir kalleşlikte yersin kurşun. Ne oluyorsun be? Yukarı çıktı. Alo, konuş. Alo. Allah kahretsin, bir işi beceremezsin, hadi. Emniyet müdürlüğü. Ben Sevda Güner. Cinayete mahkum olan Fikret Türker'in eski eşi. Size cinayet hakkında bir itirafta bulunacağım. Katil olarak tanıdığınız Fikret öldürmedi Hulusi Bey'i. Yemin ederim. Konuş. Asıl katil... Konuş. Haber verin. Zavallı kadın. Tam bir şey itiraf ediyordu ki konuşması silah sesiyle kesildi. Odaya girdiğimde arkasına dolanmış zavallıyı tehdit ediyordu. Zorla konuşturmak istiyorum. Beni görünce kaçtı. Demek Fikret karısının arkasındaydı öyle mi? Evet. Tuhaf. Kadın arkadan atılan kurşunlarla öldürülmüş. Ne dersin? Yoksa koşarken mi dönüp ateş etti? Evet. Nasıl bildiniz? Vazifemiz beyefendi. Sen gördün öldürülüşünü değil mi? Evet abi. Yengemiz tam kaçarken hain döndü vurdu. Peki. Bu andan itibaren sizi her an buradan arayacağım Kenan Bey. Evden de hiçbir yere ayrılmayacaksınız değil mi? Ne münasebet, ben de evde mi kalacağım? Hayatınızı korumak için tedbir almaya mecburuz. Kadının katilini yakalamak için elimizden geleni yapacağımıza emin olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Yok dedim beyim, yok. Yok demek. Nerede saklandığını da bilmiyorsunuz öyle mi? Bilmek için canımı bile verirdim ama bilmiyorum. Şu anda işlediği cinayetlere bir yenisini ilave etmek yolunda. Bu sabah karısını öldürdü kaçtı. Şimdi sıra Kenan'da. Yalandır, yapamaz. Yapamaz, katil değildir o. Niçin inanmıyorsunuz? Niçin asıl katili yakalamıyorsunuz? Bütün kabahati fakir olması. Kendini koruyacak parası olmaması öyle mi? Bütün arzumuz hakikatin meydana çıkması. Eğer her halinle avaz avaz bağırdığın gibi onu gerçekten seviyorsan... ...iş işten geçmeden bize yardım etmeye mecbursun. Bilmiyorum diyorum size. Seni mutlaka görmek isteyecektir. Seni ve çocuğunu. Fatoş yanınızda değil mi? Yanınızda mı? Evet. Mutlaka görmek isteyecektir onu. Size haber yolladığı anda bana telefon edeceksin kızım. Başka türlü kurtaramazsın onu. İnanıyor musun bana?
Tamam mı? Alo. Şan gazinosu mu efendim? Acaba Filiz Hanım'ı rica etsem mümkün mü? Fikret. Nasılsın Fikret? İyiyim. Seni hemen görmem lazım. Kaybedecek tek dakikam yok. Yalvarırım dinle beni. Hayır. Tren hattında, köprünün altında bekliyorum seni. Eski günlerde buluştuğumuz yerde. Yalvarırım çabuk gel. Geliyorum. Hemen geliyorum. Gitmeliyim. Kendi elimle polise teslim etmiş olsam bile gitmeliyim. Sen Fatoş'u ihmal etme. Hiç ümidim kalmadı artık. Tam konuşturuyordum namussuzu, girdi içeri. Üç kurşunla serdi yere. Hiçbir şeye inanmıyorum artık Filiz. Kendi masumiyetime bile. İnanmıyorum. Beni yanlış anlama sevgilim. Bak, hani belki polise gidersen... Polis mi? Ellerinde hazır alnına katil damgası vurulmuş bir av varken onlar için dava kalmaz kızım. Hele katil fakir ve onu kovalayan da milyoner olduktan sonra... Ne olur. Bir kere rica ettim. Üç kurşun kaldı tabancamda. İkisini o alçağa saklıyorum. Sonuncusunu da kendime. Yalvarırım dinle beni. Göreceksin. Belki yardım edecekler sana. Bugün yemin ederek söyledim. Bir kere düştüm o tuzağa. Her şey onlardan yana. Milyonlara karşı savaşılmıyor kızım. Ne kadar günahsız olursan o savaşılmıyor. Karını kaçırıyorlar, ırzına yer uzatıyorlar. Gene onlar haklı. Cinayet üstüne cinayet işliyorlar. Onlar haklı ama sen günahsızmışsın, namusluymuşsun. Kimsenin baktığı yok. Fakirim ben, fakirim. Suçluyum, suçlu olarak gebereceğim. Tıpkı bir köpek gibi. Eğer beni biraz olsun seviyorsan. Dünyada sevdiğim tek varlıksın sen. Bir zamanlar işlediğim hatanın, günahın acısı... ...buramdan bir an olsun çıktı mı sanıyorsun? Her şeyimsin sen. Dünyanın bütün iyiliklerine layıksın. Bir gün seni benim gibi seven biri çıkacak karşına. Mesut edecek seni. Benim işlediğim hatayı, günahı işlemeyecek sana karşı. Anlayacak seni. Yalvarırım. Sensiz yaşamam ben. Yaşayacaksın. Arkamdan ağlama Filiz. Son bir ricam var senden. Yarın her şey bitmeden... Bırakmam seni. Öleceksek beraber öleceğiz. Hayır. Yarın her şey bitmeden son bir defa yavrumu görmek istiyorum. Ölürüm de bırakmam seni Fikret. Bu gece onu son bir defa görmek istiyorum Filiz. Bu iyiliği esirgeme benden. Kıpırdama! Kıpırdarsan yersin kurşunu. Fikret! Hadi bir tarafa geçelim. Mustika tut. Ya hadi canım. Ha? Ya aslana ama. Teşekkür ederim teyze. Ne var senin postik amca? Hiç. Yoksa sen de mi babamı düşünüyorsun? Yok. Annem beni buralarda bulamaz değil mi postik amca? Hayır, bulamaz kızım. Hadi at. Atsana. Hadi bakayım amca. Oh.
Günlerdir aranan katil Fikret'in küçük kızı Fatoş, dün bir trafik kazası neticesinde feci şekilde can vermiştir. Talihsiz yavrunun cenazesi bugün öğle namazına müteakip, Eyüp Sultan da babaannesinin yanına gömülecektir. Polis katili... Fatoş'um, yavrum evladım, canım biricik kızım Fatoş, biliyor musun beni? Ben geldim baban! Katil değilim ben kızım, şerefli bir insanım! Katil değilim Fatoş! İşitiyor musun beni yavrum? Kimseyi öldürmedim ben Fatoş. Ne kendimi temize çıkardım ne de minik alnındaki katilin kızı damgasını silebildim. Affet beni yavrum, Fatoş. Canım kızım benim, evladım. Kıpırdama! Sarın etrafını. Kimsin sen? Tanımadın mı? Fatoş'un postbüyük amcası. İkinci şubeden başkomiser Kadir Çavuşoğlu. Seni üzdüğüm için kusura bakma. Bırakın çocuğu! Baba! 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 Babacığım! Fatoş'um! Canım babacığım! Tek ümidin Kenan'ı... Ben de onu... Evet ama şahitlerin önünde. Senin katil olmadığına hepimiz inanıyoruz delikanlı. Yalnız elimizde müspet delil yok. Delili de bu gece elde edeceğiz. Bu gece mi? Evet, bu gece. Telefon tamiri bahanesiyle evdeki diyafon tertibatına dinleme aleti koyduk. Yeter ki sen onun ağzından itiraf olarak birkaç laf kopar. Tabii yanında bir de bizden şahit olması lazım. Yani post büyük amca, evelallah. Ulan şu Fatoş'un hatırı yok mu? Kurşun yesem gözüm arkada kalmayacak. Yürü bakalım, yürü! Ne o, beğenemedin mi? Çok ucuza gitmedik mi abi? Taş attın da kolun mu yoruldu? Sadece milyoner patronumuzu zindandan kurtardık. Karşılığı biraz daha kabarık olmalıydı. Sen de benim kadar bataksın, hem de boğazına kadar. Ağzın sabıkanı ört basitim köpek! En ufak bir ihanetini göreyim, öyle ettiklerini meydana vururum ki en az 20 senene patlar!
Kesin be! Az. Kim var aşağıda Lütfü? Salih Nöbetli abi. İn de bak aşağı. Çık bakalım. Kıpırdayan yer kurşunu. Kaldır ellerini. Geç şöyle. Geç. Gebelerle gebertirim. İtiraf edecek misin köpek, söyle. Konuşsam ne çıkar? Polis dayandı kapıya. Yakayı ele verdin aslanım. İşin bitti. Amcanı da. Karım Sevda'yı da sen öldürdün. Yalan mı? Ha? Ha? Tabii ben öldürdüm. Hadi inanacak birini bul da itiraf edeyim. Aciz köpeğin birisin sen. Kendini korumaktan aciz bir mahkumsun. Anladın mı? Kuvvetli değilsin. Bak bana. Hulusi amcamı da Sevda'yı da öldürdüm. Kılıma bile dokunamazlar. İstediğin oldu mu şimdi? Konuştum işte. İkisini de ben öldürdüm. Var mı bir itirazın? Hı. Kim inanır sana? Kimse. Ama ben katil olduğum halde içeri girdikleri anda önümde eğilecekler. Tıpkı uşaklarım gibi eğilecekler. Beyler, size Hulusi amcamın ve zavallı Sevda'nın katilini teslim ediyorum. İşitmediniz mi? Katil işte. Niye tevkif etmiyorsunuz? Merak etme kuvvetli adam. Şimdi yakalarız. Kenan Güner, seni Hulusi Bey'in ve Sevda'nın katli suçundan tevkif ediyorum. Ya ya ya, dur bakayım sen. Delilik istemez. İtirafların aynen zapt edildi. Sayın kuvvetli adam. Hadi ne duruyorsun? Milyonlarını kullan da kurtar kendini. Bugün kaç katil ya?
çeyrek aradım postacık amca. He? Bunlar tarlada yetişmiyorlar ya kız. Hem her gün yakalanmazlar öyle. Bir dahaki seferi yakalamaya giderken beni de götüreceksin değil mi? Küçük kızların ne işi var oralarda? Sen bundan sonra mektebe gideceksin. Tabii mektebe gideceğim postacık amca. Hem her gün sana bir mektup yazacağım. Her gün, her gün.